Nutuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1919'dan Cumhuriyet'in ilanından sonra inkılap dönemine kadarki süreci anlattığı kitabı. Bu süreçte kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetliyor. Türkiye'nin o dönemle ilgili en temel resmi tarih kaynağı. Atatürk, nutuğun giriş kısmında ülkenin genel durumu ve görünümü ile ilgili şu çarpıcı satırları kaleme almış. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüm. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, ağır şartları olan bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Dünya Savaşı'nın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve fakir bir durumda. Ulusu ve ülkeyi Dünya Savaşı'na sokanlar, kendi hayatlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet zavallı, beceriksiz, onursuz ve korkak. Yalnızca padişahın buyruğuna bağlı ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları, cephanesi alınmış ve alınmakta. İtiraf devletleri ateşkes hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar. Birer bahaneyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş ve Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve görevlilerle özel ajanlar çalışmakta. Sonuçta konuşmamıza başlangıç kabul ettiğimiz tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin onayıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkartılıyor. Bundan başka ülkenin her tarafında Hristiyanlar gizli açık özel istek ve amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak ve devletin bir an önce çökmesi için çalışıyorlar. Burada çok önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu, padişah ve halifenin ihanetinden haberli olmadığı gibi, o makama ve o makamda bulunanlara karşı yüzyılların kökleştirdiği dinsel ve geleneksel bağlarla içten gelerek boyun eğmekte ve sadık. Ulus ve ordu, bir yandan kurtuluş yolu düşünürken, bir yandan da yüzyıllardır süregelen bu alışkanlığın güdüsüyle kendinden önce yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavramak yeteneğinde değil. Bu inanca karşıt fikir ve görüş ortaya koyacakların vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain ve dışlanmış kişi olur. Diğer bir önemli noktada kurtuluş yolu ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek ana ilke olarak kabul edilmiş. İtilaf devletlerine karşı düşmanca tavır takınmak yanlış görülüyor. Bu konuların hemen ardından Mustafa Kemal, kendisine verilen 9. Ordu müfettişliği görevinin geniş yetkilerinden şu sözlerle bahsediyor. "Benim bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komutamdan daha fazla bir yetkim vardı ki, müfettişlik bölgesine komşu bulunan askeri birliklere de bildirim yapabilecektim. Yine bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de bildirimde bulunabilecektim." Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. Kolordu ve bunun bağlı olduğu müfettişlikle Diyarbakır'daki kolorduyla hemen Anadolu'nun bütün sivil yönetim amirleriyle bağlantılar kurabilecek, yazışabilecektim. Bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verildiğine şaşırabilirsiniz. Hemen belirtmeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve çevresindeki asayişsizliği yerinde görüp önlem almak için Samsun'a kadar gitmekti. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay'da bulunan ve benim amacımı bir dereceye kadar anlayan kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve yetkiyle ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım.
Hatta Savunma Bakanı olan Şakir Paşa bu talimatı okuduktan sonra imzalamakta kararsız kalmış, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır. Bu satırlardan sonra ise Mustafa Kemal bu durumlara karşı düşünülen kurtuluş çarelerini sıralıyor. Ülke içinde ulusal varlığa dost ve düşman olan kuruluşlardan bahsediyor. Ayrıca ordunun durumunu anlatıyor. Atatürk'ün gözlemlerine göre o dönemde halkın ve hükümetin nezdinde 3 türlü kurtuluş çaresi var. 1. İngiltere korumasını istemek. 2. Amerika mandasını istemek. 3. Bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak. Fakat Atatürk bu 3 yolu da doğru bulmayarak kendi kararını şu sözlerle açıklıyor. Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı toprakları tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da paylaşımını sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunların hepsi anlamı kalmamış bir takım boş sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ne gibi yardım sağlanmak isteniyordu? O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarını ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar bu karar olmuştur. Bu kararın dayandığı en güçlü düşünce ve mantık şuydu. Temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık dünyası karşısında uşak olmak konumundan daha yüksek bir muameleye layık olamaz. Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek, insanlıktan yoksunluğu, güçsüzlük ve uyuşukluğu kabul etmekten başka bir şey değildir. Gerçekten bu seviyesizliğe düşmemiş olanların başlarına isteyerek bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Oysa Türk'ün onuru, gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını kabul edelim. Ne olacaktı? Tutsaklık. Peki efendim, diğer kararlara boyun eğildiğinde sonuç bunun aynısı olmayacak mıydı? İşte bu parola doğrultusunda hedefine doğru adım adım ilerleyen Mustafa Kemal, bu hedeflerini ilk günden açığa vurup ifade etmediğini, onun yerine uygulamayı bir takım evrelere ayırıp, olaylardan ve olayların akışından yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırladığını, ilk kararın yöneldiği hedeften ve çizdiği yoldan asla sapmadığını anlatıyor. Atatürk bu noktadan sonra söylevinde, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreçte kimlerle hangi telgraf görüşmelerinde bulunduğunu, nerelere gittiğini, nerelerde hangi kongrelerin yapıldığını, ulusun nasıl örgütlediğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, başkomutan oluşunu, hedeflerini adım adım gerçekleştirirken bazı kişi ve kurumlara onlardan taraf gözükerek nasıl akıl oyunları oynadığını, Vahdettin tarafından isyancı ilan edilişini, bazı arkadaşlarının desteğiyle değil, onlara rağmen hedeflerini nasıl gerçekleştirebildiğini, hangi muharebeleri hangi taktik ve strateji ile kazandığını, Lozan Konferansı'nı, Halk Partisi'nin kuruluşunu, Cumhuriyet'in kurulması aşamasında hangi isyan ve olayların çıktığını ve bunları nasıl bastırdığını, saltanatı nasıl ve neden kaldırdığını, halifeliği neden kaldırmak zorunda kaldığını ve bunun gibi daha pek çok konuyu detaylıca ele alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıkılmış, ömrünü tamamlamış, köhne ve hainlerce yönetilen hasta bir Osmanlı Devleti'ni genç, dinamik,
bilim ve tekniğin son esaslarını ilke edinmiş, özgürlükçü ve uygar bir Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüştürme yolunda ömrünün her yılını nice zorluklara göğüs gererek kah cephede, kah siyaset meydanında geçirdi. O savaşta bile muharebelerin yatıştığı anlarda yanında gezdirdiği sandık dolusu kitaplarını okur, ülkenin sorunlarını nasıl aşacağını aşama aşama tasarlardı. Hayatı boyunca bir düzineye yakın muharebeye katıldı. Pek çoğunu komuta etti. Sahada ve masada gösterdiği üstün zekasıyla düşmanı ana yurttan def ederek yeni bir ülke kurdu. 4000'den fazla kitap okudu ve kendisi de 9 kitap yazdı. Siyasal ve toplumsal alanlarda, hukuk, eğitim ve ekonomi alanında yaptığı devrimlerle ülkesine adeta çağ atlattı. Nutuk, toplumun her kesimi için çok değerli mesajlar içeriyor. Fakat Atatürk, aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu vurgulayarak, Nutuk adlı eserini, ülkenin istikbalini inşa edecek olan gençlere seslenerek şöyle bitiriyor. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tesahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.